Hocam, sizinle daha önce kardiyovasküler hastalıklar ve egzersizle ilgili bir programımız daha olmuştu. Ve gerek dünyada gerek Türkiye'de kardiyovasküler hastalıklardan ölümler ilk sırayı aldığını söylemiştik. Ve Türkiye'de de bunun Avrupa'ya göre 3 misli Daha fazla oldu. fazla olduğunu göstermiştik. Bugün bu kardiyovasküler hastalıkları doğuran en önemli nedenlerden bir tanesi de hipertansiyonla egzersizin ilişkisini inceleyeceğiz. Hipertansiyon dediğimiz zaman ne anlayalım? Yani nedir hipertansiyon? Önce ondan başlayalım isterseniz. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Geçen programda dediğiniz gibi koroner kalp hastalığı risk faktörü içerisinde değiştirilebilir olanları, düzenlenebilir, müdahale edilebilir olanlardan bahsetmiştik. Bunların içerisinde hipertansiyon hareketsizlikten sonra aslında ikinci grup. Tansiyon ne? Önce ondan bahsedelim isterseniz. Damar içerisinde kanın oluşturduğu basınç. Yani kan basıncı. Ve bunun normal, yüksek normal ve hipertansiyon dediğimiz yüksek değerleri söz konusu. Damar içerisindeki basınç artışına olması gereken değer düzeylerden daha fazla bir değerde olmasına biz yüksek tansiyon diyoruz. Bunu hem halk arasında küçük ve büyük tansiyon diye de belki söylenir. Değerler işte 12'ye 8 idealdir diye de söylenir. Biz aslında atar damardan ölçüyoruz. Atar damarlardan tansiyonu ölçüyoruz. Kalbin kanı pompalamasıyla oluşturduğu ilk basınç aslında yüksek tansiyon değeri. Biz onu milimetre civa cinsinden işte 120-130 gibi değerlerle ifade ediyoruz. Gevşeme esnasındaki değer de aslında küçük tansiyon dediğimiz diyastolik, bizim tıpta diyastolik tansiyon olarak adlandırdığımız tansiyon değeri. Şimdi birçok İnsan hipertansiyonla yaşadığı halde bunun farkında olamıyorlar. Yani uzun bir süre hiç belirti vermeden bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hastalığı saptayabilmek için nasıl bir yol gitmemiz i̇zlemek lazım? Yani lazım. İzlemek lazım. Şöyle ki, yani belirtiler hakikaten sinsi olabiliyor. Sabah baş ağrısı, ense kökünde olan ağrı öğlene kadar geçen, bazen baş dönmesi, burun kanaması, bulantı, kusma gibi şikayetler verebilir ama hiç şikayet vermeyen de hastalar var. Böyle bir sinsi seyirli olduğu için de aslında çok tehlikeli. O nedenle sık ölçümler yapmak, kontrolleri yapmak çok önemli. Bu çok önemli. Özellikle yaş ilerledikçe, bu çok daha fazla tansiyon için yaş önem kazanıyor. Önemli bir risk faktörü. Şimdi de biz acaba hipertansiyonun kardiyovasküler hastalık nedeni olduğunu ve ölümlere de neden olan bir hastalığa neden olabileceğini konuşmuştuk. İstatistikler nedir? Yani bizde Türkiye'deki hipertansiyon istatistiği veya bunların neden olduğu kardiyovasküler hastalık istatistiklerinden örneklerimiz var mı? Var. Şöyle ki, ülkemizde Avrupa'da örnek verecek olursak %20-25 civarında hipertansiyon oranları bizim ülkemizde %30'lara buluyor. İsterseniz hatta prehipertansiyon olarak da daha da yüksek daha da çıkıyor fazla, değil mi? %50'lere var. Biz 140'a 90'ı kabul ediyorsak eğer. İsterseniz ülkemizdeki bu hipertansiyon değerlerinden bir bahsedelim. Tamam. Olur mu? Biz baktığımız 6 ve 7'yi görme 6. görseli eğer alabilirsek. Hakikaten çok önemli çalışmalar var. Altan Anıt Hoca'nın tek harf çalışmasını hepimiz biliyoruz. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin 2003 yılında yayınladığı bir çalışma var. Bu araştırmada aşağı yukarı 5000'e yakın kişi, 18 yaş üstü erişkinler, 26 tane farklı şehirde bu veriler elde edilmiş. Ve baktığımızda hipertansiyon oranını 2003 yılı verisi itibariyle %31.8, yani %32'ye yakın, toplumun neredeyse 1/3 hipertansif, ki bu değerler 140'a 90 ve üzeri olan üzeri değer. Yani prehipertansiyon değil.
Ve kadınlarda erkeklerde evet. daha fazla olduğunu evet. görüyoruz ki bunun en önemli nedeni de obezite aslında. Kadınlarda obezitenin, fazla olması. Ama bakın %60'ı hipertansif olduğunun farkında değil. Çok önemli. %40'ı çok önemli, ancak evet. farkında. Ve ancak %30'u ilaç kullanıyor. Bunların da %80'i kontrol altında değil. Hakikaten felaket bir durum. Evet. Baktığımızda yüksek normal dediğimiz, prehipertansiyon dediğimiz oranda aslında %21. Biz %30 civarında hipertansif, 140'a 90'ı kriter aldığımız için görüyorsak, %20 civarında da prehipertansifleri görüyorsak, toplumun neresine, yarısını etkileyen bir durum. Peki bu prehipertansiflerde ne yapmalıyız ki bunlar tansiyon haline gelmesinler? Yani evet, yani bu aslında prehipertansifler ciddi hipertansiyon adayı olan kişiler. Evet. Henüz hipertansiyon yerleşmemiş. Bunlar için hipertansiyondan korunma tedbiri, yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Tarzı değişikliği nasıl olacak bu? Beslenmeyle, evet. egzersizle, sigara kullanıyorsa bırakmakla, tuz kısıtlamasıyla. Evet. Bunları gerçek bir yağdan fakir bir diyetle, liften zengin bir beslenme ve harekete geçmek aslında. Evet. Peki egzersizin istiyoruz. Buradaki oransal olarak etkisini nasıl görüyorsunuz? Şöyle, yani prehipertansiflerde şöyle söyleniyor. Eğer kişi düzenli bir egzersizi hayatına sokmaz ise, sedanter yaşamaya, hareketsiz yaşamaya devam ederse %30-50 daha fazla riski var. Daha fazla riski. Evet. Ve riski olan bir kişi aslında egzersiz yapmaya başlarsa da riskin %54 kadar azaldığını biliyoruz. Evet. Çok büyük rakamlar. Büyük rakamlar. Yani burada hareketli olmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bir de burada hareket ve ilaç tedavisi var. Tabii bugün ilaç tedavisiyle hipertansiyon hastalarını kontrol altında tutmak mümkün. Evet. Yani evet. tedavisi yapılabilen bir hastalık evet. aslında. Şimdi burada egzersizle biz kişiyi prehipertansif durumdan normal tansiyonlu duruma getirebildiğimiz gibi, yani hiç ilaca gereksinme olmadığı gibi, bunun üzerine çıkan ve ilaç kullanmak zorunda olan bir kitle de var. Evet. Biraz önce söylediğiniz bu ilaç kullanımı da hiç kontrol altında değil. Yani aslında ilacı kullanan bir kişinin devamlı kontrol edip ilacın etkili olup olmadığını izlemesi gerekiyor. Lazım. Bu da yapılmıyor bizde maalesef. İlaç hatta bırakılıyor ki hipertansiyonda ilaç bırakmak da ancak doktorun önerisiyle olabilir. Evet. Şimdi burada şey yapmadınız, yani egzersiz yapmadığınız ya da egzersizle beraber ilaç kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki biz tansiyon değerleri eğer 140'a 90 ve Hı-hı. üzerinde ise evet hipertansiyon evet başka bir risk faktörü de yoksa birinci öncelik yaşam tarzı değişikliği. Az önce saydığımız evet. değişiklikleri evet. yapmak. Yani sadece ama egzersiz değil, kilo sadece, vermek, tabii ki, kilo sigarayı kontrolü, bırakmak, az tuz kullanmak, tuzu kesmek, tabii hepsi birlikte aşırı akıl adımından kaçınmak, evet, çok önemli. Beslenmeyi düzenlemek ve hareketli bir hayat tarzı sürmek söylenebilir. Ve egzersiz araştırmalar şunu göstermiş, evet. ılımlı düzeyde hipertansiyonda egzersiz aslında ilaç başlanmış hastalarda tedaviye yardımcı bir ajan olarak ortaya konuyor ve uzun dönemde ilacın bırakılmasına kadar da katkı sağlayabiliyor. Sizin bir örneğiniz vardı, bana anlatmıştınız. Evet. 42 ondan yaşında bahseder bir hastam var mesela. Evet. Bana müracaat ettiğinde 2014 yılı Aralık ayıydı. Şu an 15. ayda. Hı-hı. Ve biz ılımlı hipertansiyon tanısı almış. Kolesterolü bir miktar yüksek. Evet. Ve bir antihipertansif ilaç. 42 yaşında ilaca başlanmış ve belki ömür boyu kullanmak durumunda. Böyle tavsiye edilmiş bir hasta. Egzersiz programı düzenledik. Bu egzersiz programı içerisinde büyük kas gruplarına yönelik bir aerobik dayanıklılık türü aktivite, özellikle yürüyüşler evet. ve yavaş koşu, jogging dediğimiz. Onun dışında vücut ağırlığıyla ve lastik çalışmalarıyla direnç egzersizleri haftada 2-3 gün ekledik. Ve egzersizlerin sonunda da germe egzersizlerini ekledik. Ve tansiyon değerlerinde kontrol. Önce ilacı yarı doza düşürdü. Kontrollerine de gitti. Kardiyoloğu tarafından da kontrolleri devam etti. Bu 14 ay, 15. aydayız ve 12 kilogram vermiş durumda. Kendisini çok mutlu, çok daha zinde, çok daha iyi hissediyor, çok daha geç yorulduğunu evet. ifade ediyor, daha iyi uyuyabildiğini ifade evet. ediyor ve ilacın dozunu çeyrek
tablete kadar düşürdük. En son geçen ayda ilaca gerek kalmadığı kardiyoloğu çok tarafından da tespit edildi. Bir örnek olarak çok güzel, güzel de bir örnek olarak evet, aktarmak yani ilacı istiyorum. Bile bırakabilecek evet. Kadar etkili kesinlikle olabilen bir durum oluyor. Ve hastamın ifadesi de yaşam kalitem yükseldi. Evet. Bundan şimdi çok hocam bütün bunları bahsettikten sonra bir reçete verebilir miyiz? Yani şöyle diyelim yani hipertansiyonlu ve olsun veya koruyucu olarak olsun nasıl bir egzersiz reçetesi verelim kişilere önerelim? Tabii ki genel egzersiz reçetesinin kuralları aslında burada da geçer. Korunmak anlamında. Evet. Ne öneriyoruz? Rehberler bize ne söylüyor? Evet. Haftanın çoğu günü en az 30 dakika, 30 dakika yürüme. Büyük kas gruplarının kullanıldığı yürüyüş gibi, bisiklet evet. Gibi, yüzme gibi, evet. Yavaş koşu gibi, dans gibi evet. Fiziksel aktiviteleri mutlaka yer vermek program içerisinde. Bunu da orta şiddet tavsiye ediyor özellikle korunma anlamında. Anladım. Da ama hipertansiyon yerleşmişse de böyle aslında. %60-70 maksimal kalp atımımızın %60-70'i civarlarında bir egzersiz şiddeti öngörülüyor. Onun dışında ağırlık çalışmaları, kuvvet çalışmaları, bizim direnç çalışmaları da dediğimiz egzersizler. Aslında bunlara da direnç söz konusuydu eskiden ama çalışmalar son yıllarda direnç egzersizlerinde faydalı olduğu yönünde. Ama kontrol altında olan hipertansiyonlarda. Tabii ki. Kontrollü tabii o muhakkak. Evet. Ve aynı zamanda da yine haftada 2-3 gün bu egzersizlerin sonunda da esneklik egzersizlerine, büyük kas gruplarını evet. 30 saniye süreli germe egzersizleri yapılarak da bu fiziksel aktivite programının tamamlanması öngörüyor. Bu koruyucu anlamda bunlar. Tabii ki bireysel farklılıklar, risk faktörleri bu kişinin mutlaka bir sağlık kontrolünden geçmesini gerektirir ve ondan sonra da hekimin kontrolünde bireye özgü de egzersiz reçetesi programı bu temeller alınarak aslında değiştirilerek de uygulanabilir. Evet. Şimdi burada sağlık kontrolü tabii çok önemli. Hı hı. İleri yaşlarda özellikle hipertansiyon dışında başka risk faktörleri, risk faktörleri de varsa, obezite evet. Varsa, evet. İşte diyabet varsa bu faktörlerde olduğu takdirde tabii ki sağlık kontrolü çok önemli. Şimdi şöyle bir gerçek de var. Hipertansiyonlu olup tansiyonunu kontrol edebilen ve hastalık, kardiyovasküler bir hastalığı olmayan kişiler aslında her türlü sporu yapabiliyorlar. Evet. Genelde söylediğimiz bu. Evet. Evet. Yapabilirsiniz. Yeter ki tansiyonunuz kontrol altında olsun. Evet. Bizim her programda vurguladığımız reçeteyi ben biraz daha açmak istiyorum. Maksimal kalp atımını biz 220 eksi yaş olarak ifade evet. Ediyoruz. Bunun en az %60-70'i diyelim şeyde, evet. Hipertansiyonda. Tabii. Egzersiz yapmayan bir kişi için de evet. %60-70 ile başlayıp evet. Sizin verdiğiniz örnekteki gibi çok bu işi evet. Benimseyen bir kişi tabii daha yüksek atımlarına da çıkabilir. Bunun için de biliyorsunuz şeyler satılıyor. Kalp atım cihazları evet. Satılıyor. Artık evet. Yani bu işi bilimsel yapacaksak, inanarak evet. Yapacaksak bu aletlerden de alıp nabzımızı hesaplayıp veya bizim gibi kurumlarla işbirliği yapıp evet. Bu hesaplamaları yapıp takibini de yapıp bu şekilde çalışmamız çok daha iyi olacak. Kesinlikle. Ama bunu yapamıyorsanız böyle bir imkanınız yoksa o zaman da hızlı yürüme ileri evet. Yaşlarda. Evet. Evet. Gençlerde belki jogging. İşte mesela söylemiştim evde bisiklet evet. Ergometreleriyle evet. Evet. Yapılabilir. Yani insan istedikten sonra her türlü ortamda egzersiz yapma imkanı var. Evet yani internet evde. Gibi bir şeyimiz de var elimizde evet. Bilgi kaynağı evet. Olan. Evet. Oraya girip sizin söylediğiniz gibi direnç egzersizlerini nasıl yapacağız? Evet. Salonlarda mı yapacağız? Evet. Evde nasıl yapacağız? Evet. Esnekliği nasıl yapacağız? Hangi evet. Kas gruplarını yapacağız evet. Gibi. Bütün bunları yani meraklı olan bir kişinin yapması lazım. En doğrusu tabii bilimsel bir bakıştır. Bilimsel bir anlayışla bu işe yaklaşmaktır. Peki şimdi hipertansiyonun neden olduğu hastalıklar var bir de. Yani bunları sayarsak neler olabilir? Yani daha neyi önlemiş oluyoruz? Yani hipertansiyonu önlediğimiz zaman bazı hastalıkları da önlemiş kesinlikle. Oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü evet. Zaten koroner kalp hastalığı risk faktörlerinden olduğunu söylemiştim. Evet. Şöyle de araştırma sonuçları var. Tansiyonu 20-10 milimetre civa yükseldiği durumlarda kalp hastalığı riskini 2 kat arttığını söylemiştim. Evet. Onun dışında
tansiyon yüksekliğiyle aslında hedef organ tutuluşu söz konusu oluyor. Yani göz, evet, gözü görme gözle bozukluğuna neden olabiliyor. Gözün damarlarını etkilediği için böbrek hasarı yaratabiliyor. Böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Evet. Onun dışında inme dediğimiz beyindeki damarları etkileyerek aslında burada beyin kanamalarına ve felç riskini arttırabiliyor. Çevresel damarlarda aslında vücuttaki periferik damarlarda damar tıkanıklığı riskini de arttırdığını biliyoruz. Yani aslında baktığınızda çoklu organ tutuluşu hedef organ hasarı yaratabilen bir problem. Ve 3 yıla yakın hipertansif seyreden bir hastada kalp yetmezliği geliştiğini biliyoruz bunun sonucunda. 3 yıllık akciğer ödemiyle. Evet. Ciddi bir süre. Yani toplumda ne kadar da bunun farkındalığının düşük olduğundan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Tabii. O yüzden sık kontrollerin, tansiyonu ölçtürmenin yararı büyük bunun tespiti adına. Yani ben şunu söylüyorum. Somut düşüncenin yanında soyut düşüncenin de bizim toplumumuzda gelişmesi gerekiyor. Yani bir hipertansiyonum varsa benim farkına varmamış olabilirim. Evet. Ve bu bende 3 sene sonra bir kalp hastalığına dönüşebilir düşüncesi. Evet. Toplumda olmadı. Bu görülen bir şey değil. Kesinlikle. Çünkü ölçerek. Kesinlikle. Ve belirti vermeyebiliyor yani, söylemiştik. Toplumun soyut düşünce yeteneğinin maalesef gelişmesi gerekiyor. Bir istatistik daha var, onu paylaşalım tabii, mı? Tabii. Şimdi bu 7 numaralı görseli. 7 numaralı. 7 numaralı görseli. Burada aslında çalışma 2003'ten bahsetmiştik. Aynı çalışmanın devamı. Hı. 2012 yılı verileri ortaya çıkmış vaziyette. Evet. Bakın %31.8'di hatırlarsanız. Yok. Bu Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin. Ki Altan Hoca'nın da çalışmaları baz alınmış bu çalışmada. Zaten. Evet. Hipertansiyon %30.3. Çok az bir azalma var. Çok az bir azalma. Baktığımızda kadınlarda bir miktar azalmış, erkeklerde artmış. Ama yine %45.3'ü hipertansif olduğunun farkında değil. Bu aslında farkındalıkta gelişme var. Baktığımızda 2003 yılına göre 9 yıl içerisinde birazcık hipertansiyondaki farkındalığı nasıl tarif ediyorlar? Birisi sizin tansiyonunuz yüksek denmesi. Kişinin bunu duyması aslında farkındalık olarak tarif edilmiş bu araştırmalarda. Bakın yine yarısı ancak antihipertansif ilaç kullanıyor ki bunun da büyük farkında bölümünün olmalarına rağmen, ilaç kullanmasına rağmen kontrol altında olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki görsele baksak farkındalıkla ilgili bir grafiğimiz var, 8 numaralı. Eğer buraya bakacak olursak bu 9 yıl içerisinde en soldaki değer aslında baktığımızda hipertansiyonla ilgili farkındalığın, hipertansiyona sahip olduğunu kişilerin fark etmeleri, bilmeleriyle ilgili oranlarda ciddi bir artış var. Ama bir sonraki de bence çok çarpıcı. Farkındalığımız artıyor ama bir sonrakine bakabilirsek eğer, o da 9 numaralıydı. Evet. İlaç kullanımı da artıyor. Aslında çözümü, çareyi ilk önce sanki ilaçta arıyoruz gibi. Evet. İlaç arıyor, ilaçta egzersizi söylüyoruz. Hem koruma hem de tedavide rolü olduğunu ama, söylüyoruz. Biz ama daha çok ilaca yöneliyoruz. İlk davranmamız evet, gereken yaşam hayatta tarzı değişikliğini bunun içerisinde egzersiz. Denemeliyiz önce. Önce denemeliyiz. Sanki biraz daha hangi sınırlara kadar bir daha tekrar edelim onu. Şimdi, denemeyi yani hayat tarzı değişimi. 160'a 100'ün altındaki tansiyonlarda mutlaka eğer ciddi bir risk faktörü söz konusu değilse. Evet. Yani 140'a 90'ın üzerinde ama 160'a 100'ün de altında. Altında olan bir tansiyon. Ama risk faktörü de yok. Başka bir risk faktörü. O zaman öncelikli yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzı değişikliği. Eğer risk faktörü varsa veya tansiyon 160'a 100'ü bulmuşsa ilaç başlanabiliyor. Hatta şöyle de bir oran verebilirim. 180'e 105 gibi bir değer de var ki bu değerde zaten egzersiz tavsiye etmek mümkün değil. İlaç kombinasyonları önce kontrol altına alabilmek. Ondan sonra da hem yaşam tarzı değişikliklerini de yaparak ama egzersizde sonrasında eklemek şeklinde tavsiye ediliyor. Egzersizi yapmadan önce muhakkak tansiyonumuzun normal sınırlarda olup olmadığını yani en azından 15'in altında 16'nın altında olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor ki sonra egzersiz. Onun için tansiyon hastalarına muhakkak egzersiz öncesi ölçümleri tavsiye etmemiz gerekiyor. Kontrol altında olduğundan da emin olmamız gerekiyor. Ya bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü sanki biraz daha ilaca yöneliyoruz egzersize. Yaşam tarzı değişikliğinden öte son 9 yılda farkındalık artıyor ama İlaç kullanımı da artıyor aynı oranda. Evet, zaten ki %80'e yakında ilaç kullanımına rağmen kontrol altında tutulamadığını da görüyoruz. Yani hastalar ya doğru ilaç değil ya doğru kullanılmıyor ya erken bırakıyor dediğiniz gibi. Şimdi tabii bizim hekimler olarak burada çelişkiye düştüğümüz şu konu. Spor
sporun bir kültürümüze yerleşmemiş bir olgu biliyorsun spor. Evet. Çok küçük yaşlardan okullarımızda spor yok. Şimdi daha da kötü olup daha da bırakılmaya, evet, seçmeli ders haline getirilmeye çalışılıyor. Evet. Liselerimizde, üniversitelerimizde spor yok maalesef baktığımızda. Evet, okullarda. Yani evet, sadece böyle performans sporuna önem veren bir ülke halindeyiz. Evet. Burada tabii hekimin kişiye egzersiz yapın deme cesaretini de bulamıyor belki. Buluyor ama evet, çok yüzeysel olarak. Bakın biz burada bir reçete verdik. Evet. Reçete şeklinde uygulanması lazım ve şöyle evet, yapılması gerekiyor ki egzersiz yapan kişinin egzersizden gördüğü faydayı da saptamak gerekiyor. Yani evet, geldiği zaman hipertansiyonlu bir kişi veya prehipertansiyonlu bir kişi önce ölçülmeli. Fitness'ı evet, yani spor evet, fitness'ı evet, ölçülmeli. Ondan sonra 8-10 hafta sonra veya 6-8 evet, hafta sonra gelişme de değerlendirilmeli. Evet. Bu arada tabii bunun gelişmenin içinde tansiyonlar da bakılacak, muayeneler yapılacak. Evet. Bu çok önemli. Yani kesinlikle, ölçmeden ve sporun kültür olarak yerleşmemiş bir toplum olarak bunların evet, çok daha detaylı ve iyi yapılması gerekiyor, önemsenmesi gerekiyor ki hekimlerimizin de maalesef çoğu evet, spor yapmıyorlar yeteri kadar. O da örnek çok olabilmek, rol model örnek olabilmek olmadığınız takdirde türde, söylediklerinizin hiçbir anlamı evet, kalmıyor. Onun için maalesef bu gene siyasi iradenin şeyine kalıyor, kararlarına kalıyor. Eğer bu ülkede çok küçük yaşlardan spora, insanları sporla tanıştıracak, alıştıracak bir sistem kurmadığımız zaman bu hastalıklarla da karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Ki, ve sağlık giderlerimizin ne kadar arttığını biliyoruz. Ölüm şeylerinin de evet, istatistiklerinde evet, bu kadar yüksek olmasına hiç şaşmamak lazım, gerekiyor. Şimdi evet, bir şey söyleyecek misin? Evet. Şunu söyleyebilirim. Yani egzersizle birlikte aslında kimler riskli? Onları da bilmemiz lazım. Yani biz prehipertansiflerden bahsediyoruz. Yani bir de olası risk faktörleri var. Hani anormal istirahatte kan basıncını ölçüyorsunuz. Hı-hı. Yüksek değerler çıkıyor. Veya efor testi yapıyorsunuz. Anormal kan basıncı cevapları değerleri alıyorsunuz. Çıkıyor. Evet. Mesela bu kişilerin efor testi sırasında tansiyonunu ölçüyorsunuz. Ve beklenenden farklı, çok abartılı yüksek cevaplar alıyorsanız eğer, o zaman bu kişiler için işte önündeki 5 yıl içerisinde aşağı yukarı 2 kat hipertansiyon gelişme riski söz konusu. Bu kişilerin belirlenmesi de lazım. Yani tabii, sağlıklı görünen tabii, ara ara yapılan ölçümlerde bir miktar yüksek yüksek normal diyelim tansiyon değerleri saptanan kişilerde de mutlaka efor testini alıp sık tansiyon ölçümleriyle birlikte anormal yanıtın gözlenmesi lazım. Evet. Bunu da söylemek istedim. Tabii. Ayrıca şu da var, yani egzersiz yapan bir tansiyonlu hasta ne gibi durumlarda egzersizi durdurması lazım, değil mi? Tabii bir şeyimiz yani de var. Yani işte bir ne bileyim baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs gibi, ağrısı, göğüs sıkışma hissi gibi. En ufak bunlarda, evet, en ufak bunlarla ilgili bir şey hissettiğinde de çünkü aşırı yorgunluk, çünkü bitkinlik, bunu da söyleyebiliriz. Ne kadar biz söylesek de bunu kontrol etmeden evet, bazı evet, tansiyonu olan kişilerde diyetini evet, kontrol etmeden çıkabilecek evet, kişiler ama bunlar konusunda da kişilerin evet, uyanık olmasında dikkatli olmasına yarar vardır. Evet. Bu şeylerle ilgili resim koyduk mu reçeteyle ilgili bazı evet, onları evet, gösterelim. Evet. İsterseniz onların önemine değinelim. Yani şu bizim toplumda senle de daha önce görüştük. İnsanlar bazı egzersiz yerlerinden bile korkabiliyorlar. Yani bir evet, ağırlık merkezine yaşlı bir insanın gitmesi sanki evet, garip karşılanıyor. Ki mesela direnç egzersizleri eskiden hipertansiyonlu hastalarda çok fazla önerilmezdi. Evet. Fakat son yıllarda onların da çok etkili olduğu hem sağlık açısından hem tansiyonu etkiledikleri evet, yeter ki tansiyon kontrol altında olsun. Onun için böyle salonlar, biz bunu sık sık programlarımızda gösteriyoruz. Böyle salonlar çok güvenilir. Kesinlikle. Çalışmaların yapılabileceği salonlar. Tabii mesela bunu gösterebiliriz. Sen de bunu vurgularsan iyi olur diyorum ben de. Yani evet, özellikle biliyorsunuz bu direnç çalışmalarından, kuvvet egzersizlerinden evet, bahsediyor. Bunlar vücut ağırlığıyla yapılabildiği gibi küçük evet, ağırlıklarla, dumbbell'larla veya lastiklerle de yapılabiliyor. Ama bir de egzersiz makinalarıyla yapılabiliyor. Egzersiz makinalarda düşünüldüğüne göre ki bunları nerede sunuyor? Bir takım fitness merkezi, spor merkezlerinde bunlara erişim
imkanı var. Ama onun dışında ev tipi cihazlar da alınarak, evet, değil mi? Evet. Kuvvet çalışmaları için mesela egzersiz makineleri son derece güvenli. Genelde bir sanki bunlar sporcuların işiymiş gibi, sporcuların kullanabileceği, sadece sporcuların kullanabileceği makineler, cihazlarmış gibi algılanıyor. Bu da doğru değil aslında. Tabii. Sağlığı koruma ve geliştirme, kronik hastalıklardan korunma ve geliştirme, bunların tedavisinde faydalanmak için eğer kuvvet çalışmalarında artık son yıllarda önemini vurguluyoruz. Aynen bu dayanıklılık türü aktivitelere ilave olarak bu tip makinelerin de güvenle kullanılabileceğini söylüyoruz. Ev tipi cihazlar da var. Hani burada hep bahsettim, bisiklet ergometreleri, basit bir yürüyüş bandı, koşu bandı, bunlar rahatlıkla şeyde evlerde gibi, bulundurulabilecek slide'da gördüğümüz makineler. Diğer örneklere de geçebiliriz. Evet, diğerlerine de geçelim. Mesela havuz egzersizleri son derece güvenli ortamlar. Çok güvenli tansiyon ortam. Kontrol altındaysa. Havuzda üstelik direnç egzersizi de yapabilirsin. Su direncine karşı hem aerobik hem su direncine karşı egzersizler yapabilirsiniz. Evet. Ve bir takım ortopedik sorunlar da varsa, aslında karada bir takım egzersizler yapılamıyorsa havuz hatta ortamı. Hatta obeziteden dolayı hipertansiyonu varsa kilosunu taşımakta çok güçlük çekiyorsa %90 kiloyu kaybettiği için rahatlıkla her türlü egzersizi yapabilir. Yani %10'a düştüğünü kilonun havuzun içerisinde söylememiz lazım. Tabii. Ve eklemlere daha az yük binin. Aslında kasları kullanabildiğini. Aynı şekilde burada bisiklet mesela gene kilosu yüksek olan hipertansiyonlu bir kişi için çok ideal. Kesinlikle, bisiklet kilonuzu taşıyacak, siz egzersiz yapacaksınız, takip edeceksiniz. Sonra bir etkisi daha var bu tür şeylerin. Sosyalleşmeyi sağlıyor kesinlikle, değil mi? Grup yani yeni insanlar tanıyorsunuz. Evet. Dans egzersizleri mesela çok güzel. Hem müzik var hem dans var. Yani biraz da egzersizleri tabii motive keyifli edici hale, keyifli hale getirmek gerekiyor. Bu aslında sürdürülebilirliği de olumlu etkiliyor. Yani bir grup egzersizi tek başına yapılan egzersizlere göre devamlılığı sağlayabiliyor, artış sağlayabiliyor. Tabii grup grup kişiler egzersizleri. Kişiler katılımcı olmak istiyorlar. Bir de şu etki var, biliyorsun programlarımızda vurguluyoruz. Bir çalıştırıcının olması da çalışmanın kalitesini yükseltiyor. Yani kesinlikle, iyi bir çalıştırıcının olması. Süpervizyon dediğimiz gözetim altında egzersiz. Gözetim altında yapılırsa ve bu gözetimi de hasta kişilerin tansiyon sorunları olduğunu bilen birisi tarafından yapılırsa yakın bir şekilde bu çok daha etkili olacaktır. Kesinlikle. Yani hem sürdürülebilirliği etkili. Ama yeter ki ölçüm yapılsın. Ölçüm yapılsın ve kişilere de bunun bireysel kendisi için hazırlanan bir egzersiz programı olduğunu hissettirmek. Hissettirmek tabii. Herkesin, sağlığını koruma ve geliştirmede. O kişiye özel bir program olduğunda hissettirmekte fayda var. Diye düşünüyorum. Bu olası risk faktörlerinden bahsedelim mi biraz daha? Tabii. Yani özellikle o görseli de eğer 4 numaralı görseli de alalım. Evet. Yani bakın istirahatteki herhangi bir zamanda ölçülen yüksek kan basıncı değerinden bahsetmiştik. Efor testinde abartılı kan basıncı cevabından ki 1.7 kat riski arttırıyor ve 5 yıl içerisinde. Pozitif aile öyküsü, o da önemli. Yani ailede, annede, babada, birinci derece yakınlarda bir hipertansiyon öyküsü varsa bu da riski arttırıyor. Kilodan, obeziteden bahsetmiştik. Evet. Yüksek vücut kitle indeksinden bahsedelim ama yine en önemlisi fiziksel aktivite veya kapasitenin de azlığı. Evet, Oğuz Hoca ile Cengiz Han Hoca'nın yaptığı bundan önceki programda da obeziteden bahsedildi. Yani obezite de çok önemli bir hipertansiyonu tetikleyen, kesinlikle faktör. Diyabeti tetikleyen bir faktör. Ama şöyle de bir gerçek var. Eğer siz spor yaparsanız spor yapmayan zayıflara göre daha avantajlı duruma kesinlikle geçebiliyorsunuz. Yani ben kilo vermiyorum diye yapmamak olmaz. Evet, bugün de keyifli sohbetin sonuna geldik Metin Hoca. Şimdi haftaya inşallah sanıyorum programımızda diyabet ve egzersiz var. Verdiğiniz bilgiler ve vurgulamalar için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak üzere diyorum.